Başkan Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç dedi dedi. Bu uygulamayı da hayata geçirdikten sonra %19'lardayken faizimiz, %19'larda olan enflasyonumuz, %9'lardayken faizimiz baz etkisiyle denilerek son dönemdeki düşüşmüş haliyle %65. Yani evet, faiz sebep enflasyon sonuç. Biz olumsuz yönünden görüyoruz ama iktidar, daha doğrusu partili Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla bunun doğru olan şey olduğunu ifade ediyor. Nitekim bir canlı yayında da, katıldığı programda da şu sözleri bir kez daha sarf etti. Alansa benim alanım. Uzmanlık alanıysa benim uzmanlık alanım. Alanım da ekonomi ve neticesi de ortada. Neticesini biz net bir şekilde görüyoruz. Hepimiz neyin ne olduğunu farkındayız. Bir tek iktidar mensupları farkında değil anladığımız kadarıyla. Biraz fark etsinler diye sokaktaki vatandaşımıza sorduk. Bakın ne yanıt verdiler. Bir markete gidiyorsun, ilk bir şey alıyorsun. Sanki böyle bütün marketi alıyorsun. Yani eskiden böyle bir şey yoktu. Çok kötü bir durumdayız. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani aldığımız para yetmiyor. Ay sonuna zor getiriyoruz. Kredi kartlarımız olması zaten. Bittik yani. Yurttaş ekonomideki kötü gidişatı her gün daha fazla hissediyor. Yani ben şimdi bir kilo bile tutmayan peynir aldım, 200 lira etle yarışıyor. Hangi ekonomiden söz ediyor? Vallahi biz hayatımızdan memnun değiliz. Emekliyiz biz. Hayatımızdan memnun değiliz. Hele bu hükümetten hiç memnun değiliz. Simit almışsınız. Evet. Başka bir şey yemek istediler mi çocuklar? Evet. Evet. Döner istediler mesela, oturup da yemek yerim. Esten yiyorduk, tatillere çıkıyorduk. Mesela buradan her şeyi alıyorduk ama şimdi bir tane alıyoruz, gerisini alamıyoruz. İnşallah belki hükümet değişirse inşallah düzelir. Hepimiz mutlu oluruz. Bu ülke bizim, vatanımızı, bayrağımızı çok seviyoruz. Ama açta yaşamak istemiyoruz ülkemizde, yani vatanımızda. Enflasyon ve her gün gelen zamlar dar gelirli yurttaşın belini bükmeye devam ederken partili Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz ve enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Ha, buna inanmayanlar olabilir. Ben böyle inanıyorum. Alansa benim alanım da ekonomi. Ve neticesi ortada. Erdoğan bu sözlerde ekonomi alanım dedi, neticesini ise yurttaşlar anlattı. Ya şimdi ekonomiyi çok iyi biliyorum, ben ekonomistim diyor. Dolar 8 liradan 18 liraya çıktı. Nasıl ekonomistse, nasıl biliyorsa. O ekonomist değil. Bunları hep insanlara inandırmak istiyorlar. Yalan, yalan, yalan. Yani bir yerde bir bardak çay içecek cesaretleri olsa bunları görecekler. İşte şimdi etçilere gideceğim, ben et alacağım. Etin kilosu 300 lira, 250 lira. Nasıl alacağız bunu? Valla ben bu konuda artık şöyle söyleyeyim. Söylenen bunca yalana hani inanılıyor mu diye gerçekten merak ediyorum. Korkunç durumda değil mi zaten ülke? Hangi ekonominin düzgünlüğü, hangi demokrasi? Bence her şey yalan. Ya netice kötü yani, sonuçta kötü bir yönetim. Ekonomik olarak kötü bir yönetimden dolayı bu günlerdeyiz. Yatırımları var, otobanlar, bilmem neler, duble yollar yaptılar. Ancak torunlarımı borçlandırdılar. Benim paramla yapılmadı ki o. Şimdi ben 50 sene o ihaleyi yapanlara borç ödeyecek benim torunlarım. Benim milletim bir daha bu karne dönemine dönmez. Ve dönmeyecektir. Yurttaşlar Erdoğan'ın ekmek karnesi göstermesini de eleştirdi. Ya bu fi tarihinden bir gelse bizim tarafa. Yani güncellese şu şeyini, aklını. Güncellese bunları hiçbirini söylemeyecek. Hangi akıl buna bunu söyletiyor? Kulu kulu ama kısa bir zaman ama paramız vardı. Şimdi paramız yok, kuyruk da var. Vallahi ne söylediyse tersini yaptı. Hep derler ya, ne kınadıysa başına, bu ülkede başına geldi. Bundan 50 sene önceki şeyleri kınadı, Allah şimdi başına verdi.